Ya yemin ediyorum Ali Kıran başka sen oldunuz anasını satayım. Şey kardeşim ya. Tamam abi ben de arabayı çekeyim diyeceğim. Kıvanç Tatlıtuğ Etiler'in göbeğinde kime neden isyan etti? Ayıp ya, terbiyesizlik yaptınız ya. Yakışıklı oyuncu neden öfkeden çılgına döndü? Ya yemin ediyorum Ali Kıran başka sen oldunuz anasını satayım. Aşk-ı Memnu'daki Behlül karakteriyle büyük dikkat çeken ve şöhretini katlayan Kıvanç Tatlıtuğ, son zamanlarda özel hayatında yaşadığı çalkantılı günlerden dolayı mıdır bilinmez, geçtiğimiz gün kameralara böylesine agresif tavırlarıyla takıldı. Ya yemin ediyorum Ali Kıran başka sen oldunuz anasını satayım. Gazeteciler Etiler'de akşamüstü haber peşinde koştukları sırada ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la karşılaştılar. Kızlarından ayrıldınız mı? Ünlü oyuncu aracıyla Etiler caddelerinde dolaşıyordu. Malum Kıvanç Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde ikinci kez aşk yaşamaya başladığı eski sevgilisi Azra Akın'dan ayrıldığı konuşuluyordu. Burada muhabirimiz hazır Kıvanç'a rastlamışken Azra Akın'dan ayrılıp ayrılmadığını sordu kendisine. Kızlarından ayrıldınız mı? Ancak soruyu yanıtsız bırakan ünlü oyuncu gaza basarak yoluna devam etti. Bu sırada diğer gazeteciler de Etiler'de karşılaştıkları Kıvanç'tan görüntü almak istediler. İçimde çektik, bakıyordum burada, ben de durdum arkanda. Ayıp ya, terbiyesizlik yaptınız ya. Bir şey yapmıyoruz ya, ne yapıyorsunuz? Ancak biraz ileride aniden aracından inen Kıvanç Tatlıtuğ hiç beklenmedik bir hareket sergiledi. Ayıp ya, terbiyesizlik yaptınız ya. Bir şey yapmıyoruz ya, ne yapıyorsunuz? Bir bak, ya. Bir şey söyleyeceğim, sokakta çekeceksiniz. Ben de ışıklarda durursun dedim. Anladım, geliyorum zaten abi arkanda. Ben de ışıkları durursun diye geliyorum. Ya, bir yani bir şey soralım artık. Herkes seni bekliyor zaten. Yani günden beri Azra'mla ayrıldığını söyledi. Azra'm böyle bir açıklama yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ Etiler'in göbeğinde kendisinden görüntü almak isteyen gazetecilere böyle bir tepki göstermesiyle basın mensupları ikinci şoku yaşadı. Ya yemin ediyorum Ali Kıran başka sen oldunuz anasını satayım. Şey yaptınız yok ya. Harbi söylüyorum kardeşim ya. Tamam abi ben de arabayı çekeyim diye yaptınız. Ya ilerle ya. Kıvanç Tatlıtuğ ve gazeteciler arasında yaşanan bu gergin dakikaları yorumsuz olarak ekrana getirdik. Ancak Kıvanç'ın neden bu kadar öfkeli olduğuna hala bir anlam veremedik. Ayıp ya, terbiyesizlik yaptınız ya. Bir şey yaptınız ya, ne yaptınız? Ya yemin ediyorum Ali Kıran başka sen oldunuz anasını satayım. Şey yaptınız yok ya. Harbi söylüyorum.